Cümleten selamun aleyküm benim kıymetli izleyicilerim. Herkeslere hayırlı sabahlar olsun. Ben videomu editleyip yayınlayana kadar akşam olur. O yüzden herkeslere hayırlı akşamlar diyeyim. Bugün neler yapıyoruz arkadaşlar? Sabah uyandık elhamdülillah. Saat işte 7'ydi uyandığımız. Onun dışında hemen uyandım. Hasan'a bir çay koydum kettle'a. Hasan düğüne gidecek çünkü. Onu demledim. Kahvaltı hazırladım mutfağıma. Sonra bulaşıklarım var bir iki tane. Şu kahvaltı hazırlarken çıkanlar. Onları yıkayacağım şimdi de. Bugün rotamız neresi? Nohut. Hava çok güzel. Muazzam. Ama akşam çok yağmur yağdı. Ben videoyu durdurduktan sonra bir yağmur yağdı. Bir böyle gök gürülüyor, şimşek atıyor. Öylece akşam bayağı yine yağdı ama hava çok sıcak. Bir yarım saat, bir saat sonra toprak tavına gelir bence. Şimdi nasıl başlattım arkadaşlar bugün videomu? Hani geçenlerde çilek toplayıp gelmiştik. Ben o çileklerin yarısını şöyle magnolia yapmıştım biliyorsunuz. Dün yaptım bunları. Yarısını da Rabia teyzem dedi ki ben de diprize atıyorum dedi. Böyle tepsiyle atıyormuş. Hiç birbirine dokunmadan dedi. Şöyle yerleştiriyorum dedi. Sonra onları orada donduruyorum dedi. Sonra poşetliyorum dedi. Sonra bunları poşetliyormuş. Sonra da işte pastayadır, şeydir. Bununla komposto gibi de yapılıp içilebiliyormuş. Çok güzel oluyor dedi teyzem. Ben dedim ki bir tanesini çıkarayım bir deneyeyim. Buzlanmış olan bir taneyi çıkarttım. Sonra tadına baktım hiçbir değişiklik yok. Vallahi acayip olmuş. Şimdi göstereyim. Dondu bunlar. Bunlar dondu. Sesi de duyuyorsunuz. Ben bunları dün koymuştum. Çileklerimiz yan olmasın diye. İşte öyle şey yapmadık. Çileklerimizi çürütmedik. Öyle 2-3 tane kaldı. Temiz poşetime koyacağım. Ondan sonra dolabıma indireceğim. Nasıl güzel anlar. Bu arada hemen de tek tarafları ben çıkaralım daha bir dakika olmamıştır. Videom başlayalı 3 dakika olmuş ama hemen aldım videomu başlattım bu arada. 3 dakika için hemen böyle yüzleri erimeye şeye başlamış. Hemen üstünün buzu gider gibi olmuş. Şöyle. Pastaya şey çok güzel oluyormuş, yaş pastaya nefes derken, içine eklerken, hani çilek alınmaz mı? Alınır, o ayrı bir mesele ama ne bileyim bu benim daha çok içmesin diye böyle kendi elimizde topladık ya, hem de hiç ziyan etmedim. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş oldum. Tamamdır. Şöyle. Bir tane kompostoluk diyebilirim bence ben buna. Kavanozlara yapacaktım aslında. Kavanoza da herhalde yapsam bir iki tane anca olurdu. Yine de ona da niyetim vardı ama kavanoz kapağını sana sipariş verdim. O da unutmuş öylece kaldı. O zaman videomuzun devamında görüşürüz canlar. Kutlarımı aldım arkadaşlar. Bir de şöyle Ömer'imi aldım. Yükselim de uyuyor. Kapımın yukarı kapıyı açık koydum. Orayı biraz zor açıyor. Bir de balkonun kapıyı açık koydum. Ağlarsa ya da seslenirse oradan ben de hemen ses vereyim korkmasın diye. Şuraları göstereceğim arkadaşlar. Otilacı attığımız yerlere bakın. Otlar görüyor musunuz? O taraf atılmadık yer ilacı. Şurası da attığımız yer. Bakın. Şuraya kadar yapmıştık otilacını. Şöyle şu tarafa atmadık. Şuraya kadar. Vallahi bayağı etkisi olmuş gerçekten. Olmaz sanıyordum. Ama olmuş. Hem de bu tarafta ıslak yer. Bu tarafa bile olmuş. Bakın şuralarda sararmış. Ben öyle gelişi güzel yapmıştım arkadaşlar. Sanmıyordum yani bir faydasının olacağını ama olmuş. Şimdi ne yapacağız? Tüm çekirdek ektiğim ışığı yeri size bir gösterim. Karanlıkta gösterdim ama net göstermedim sizlere. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar hep boşluk alan. Şuraya şöyle çekirdek ektim ben. Kibarsınız arkadaşlar. Vallahi oraya buraya derken ben her tarafı dolduracağım sanırım. Şöyle ide orada. Mısır da ekecektim. Söylediğim gibi mısır ekmedim arkadaşlar. Karanlıkta nasıl ne kadar iyi yapılırsa o kadar iyi yapmışım. Öyle diyebilirim sizlere. Şöyle tırmıkla etrafını çektim şuralar yükselsin diye. Şuralardan aldım kürekle. Şöyle uğraşıyorum işte kendi çapımda. Kafama göre bahçemi düzenlemeye çalışıyorum işte. Olsun oğlum. Baban bir daha alsın.
Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, ben başladım. Şu kenarları yaptım şöyle. Şimdi şuralardan keser yardımıyla şöyle fazla derin olmayacak şekilde yerleri açıyorum. Sonra da şöyle nohutlarımı içine tek tek diziyorum arkadaşlar, görüyorsunuz. Şöyle geldim işte şuraya kadar. Şuradan şu taraf var. Bu nohut da bu tarafa yeter bence hayli hayli. İnşallah. Bu şekilde yavaş yavaş yapacağız. Arkadaşlar önce nohutu ellerimle saçıyorum. Çünkü eldivenin filizlerini kırıyor. Önce yuvasını açıyorum, sonra nohutları içine saçıyorum. Eldivenimi giyip sonra da yerlerimi kapatıyorum şöyle. Şöyle düzleye düzleye. Şöyle. Fazla derine yapmıyorum çünkü zaten filizlendi arkadaşlar. Gelebileceği son evreye geldi. Bundan sonra toprağını beğenecek. Yerin tutunacak. Çıkacak inşallah. Bu arada bulduğum taşları da şu tarafa atıyorum. Oradan da kovaya dolduruyorum, götürüyorum. Ya da el arabama. Ana bileyim. Evet annem, çiçeğimiz açtı orada. Şöyle de düzlüyorum arkadaşlar, eğri büğür görünmesin diye, ama yine de illaki eğri etkisi de var. Buraya 4 sıra yaptım arkadaşlar. 1, 2 oraya yaptım. 1, 2, 3, 4 de buraya yaptım. Şu iki ağacın ortasını. Otu, çöpü, ağacı, sağ solu, taşı hep topluyorum. O tarafa doğru. Az götürüyorum, az getiriyorum. Şöyle. Nohut arsız oluyor arkadaşlar. İlla ki bir tane normal tomurcukla düşse hemen orada tutuyor. Taş da bitmez de yine de elime geçen seçiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle baştan bir daha başlatıyoruz. Söyle canım. Ömer benim işim var annem. Bitmedi işte. Keşke yukarıda yalnız duracağım desem, sen iş getirmen de seni durmam işte. Şu ağacın şu tarafına da yapayım. Boşluk kalmasın arkadaşlar. Zaten buradan nohut için ayarladım. Sıkıntı yok yani, o yüzden. Şimdi yerini açtım. Sonra şöyle elimi filizlerini kırmadan alıyorum bir avuç. Tek tek atıyoruz. Dengeli bir şekilde. Bu ne? Bu ne? Sen oyuncağın. Sufrayla çıktıklarımız. Nereye attırdın bunu? Sufrada. Aman. Süpürgemin ağzına takılıyorum. Ömer, oynamıyorsun zaten. Elimden gelse o oyuncakların hiçbirini koymam da oynuyorsunuz. Ama bunlarla mı oynamıyorsunuz şu elindekinden? Hasan internetten getirdi arkadaşlar. Bunlar misafirliğe gittiğimiz yerde oyuncakları gördü, sevdi diye hiç oynamadılar. Hani durdurur mu? Hayır. Niye? Ne için durduruyorsun ki? Araçın bittiğince ben durduramam, tamam mı? Şimdi burayı da kapatıyorum. Tarafsız herhalde. Ömer'den görünüyor mu kamerada? Her görünüyor. Bu taraf kocacık birazdan.
Anne kalınamıyor. Olsun bakalım. Burayı da böyle ettim arkadaşlar. Küçük zaten burası. Bir adım atayım. Anne sen kalınamıyor. Tamam anne. Yükselin de uyuyor arkadaşlar. Uyandım ya, kıyamadık. Biraz önce çıktım gibi hala uyuyor. Kapıyı da açalım. Kıyamadı, ağladı. Yürü açtı. Geldi. Ona doğundun ya anneciğim, gitti biliyor musun? Ömer, Ömer. Hadi bak gel babaannene ne yapıyormuş. Yapıyorum babaanne de, bir de abini dinle kapıdan. Hadi. Hayır. Abimi uyandırın. Bırak uyusun çocuk. Saat daha 10'a bile gelmedi arkadaşlar. Ben erkenden işimi görün diye bahçeye koştum. Şöyle yapıyorum. Uygun geldi. Daha yeni uyandın. Hasan kahvaltısını yaptı, düğüne gitti. Şuraları ekmiştik biraz önce. Şöyle. Sadece kesenin ucuyla yapıyorum arkadaşlar. Aman ağaca vurdum. Buraya da şey çırpıyorum. Soframı çırpıyorum. Sofrada sadece ekmek ufağı varsa bırakıyorum arkadaşlar. Hani kağıttır, peçetedir, öyle şeyler koymuyorum. Buralar batar diye. O da geliyor buradan, kuşlar yiyor. Hoşuma gidiyor onların burada bir şeyler yemesi. O yüzden bu tarafa şey yapıyorum. Soframı çırpıyorum. Olsun. Buraya da öyleydim. Bu tarafı ekmedik. Şöyle şöyle. Şimdi ben bunu bir size göstereyim arkadaşlar. Fazla sıkmak istemiyorum sizleri. Aynı işlem olacak zaten. Şimdi başa kadar açtım keserimle, görüyorsunuz. Hemen soluk soluğa kalıyorum ben. Şöyle aldık nohudumuzu yine elimize. Eldivenimizi çıkarttık. Şöyle. Sonra tekrar eldiveni giyiyorum, bunları tekrardan düzlüyorum. Ama şu an sadece sizlere bir dakikalık göstereyim diye böyle yaptım. Yoksa ben böyle 5-6 tane ev, hatta hepsini açıyorum neredeyse. Bunun gibi açıyorum 5-6 tane, sonra elimi eldiveni çıkarttığıma değiyor yani. Böyle tek bir tane için çıkartmam normalde. Sırası üstüne çıkacak. Ona bir sevineyim ki tertemiz çıkar yarın. Taş. Şöyle. Şuradan da yer açmıştık biliyorsunuz, ağacın kenarında. Ağaçları sularken de bir şekilde kenarlardan geçireceğiz suları. Hortumu. Şunu şöyle atın. O taraf daha yapılacak. Ben o tarafa biraz sonra geçeceğim. Kuşların sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Beni görünce bir kaçıyorlar. Ağaçlarda gölgeleniyorlar. Vallahi bir hoşuma gidiyor ki. Bak bak bak. Ekmek için geldiler vallahi buraya. Gitsinler. Sıra bunları kapatmakta. Bu arada ben dizüstü geleceğim arkadaşlar. Şöyle kusura bakmayın. Benim belim dayanmıyor vallahi öyle. Eğimlikte durmayı. Taş. Ha, değilmiş bu. Ya bileyim valla, buraya bu fazla gelir de. Serpiştireceğiz bir taraflara şöyle. Ama daha yolun başındayız. Tek 2-3 sıra yaptım sayılır. Şalvarım batıyor gibi neyim, yorumlar yaparsanız arkadaşlar batabilir. Sıkıntı yok.
Zaten bu kıyafetlerin bahçe kıyafetleri. O yüzden benim hiçbir sıkıntı olmuyor. Nasıl gidiyorum ha, geri geri. Şöyle. Hep taş vallahi. Şöyle. Şuraya yaptıklarımızı da örtelim üzerlerini. Hadi. Taşın büyüklüğü ne? Koca koca. Şöyle şu tarafa geçeyim bir de. Şuralar boş arkadaşlar. Buraları atmadık. Yapmadık yani. Normalde nohut ekmek o kadar basitti ki. Yağmur yağınca bana zorlaştı. Ben de oradan duyuyor musunuz sesini bilmiyorum. Hem sohbet ediyorum hem nohut ekiyorum. Ağaçların diplerini döküyorum. Orada bir yığın oluştu arkadaşlar. Taşları nereye atıyorsun diye belki sorarsınız. Aman gitme. Annem. Anlamadım. Duymuyorum ki seni. Gördüğünüz gibi şöyle eski adımlarımın olduğu yerlere de basayım. Ben buraları bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Ben yoruldum vallahi ben. Şimdi şu çizgiyi görüyorsunuz. Oraya kadar geldik. Daha şuralar hep duruyor şöyle. Buraları da devam edelim. Nohudumuzu ekmeği sonra bitirelim. Sonra eve çıkacağım. Ev temizliği yapacağım arkadaşlar. 2-3 gündür eve ellerim değmiyor. Marulumuzun olduğu yeri de görüyorsunuz. Poşetin olduğu yer. Dün Hasan'a anlatıyorum. Şuraya şunu ektim. Buraya bunu değil de. Maşallah seni buraya derken her taraf dolduracaksın herhalde diyor. Hiç böyle ümitlerim yoktu kendime, hani böyle yapabilirim, bu kadar çok olur isterim diye, ama bilmiyorum, toprak böyle yumuşacık geldikçe hoşuma gitti herhalde. Bu arada dün şurayı temizlerken, toprağı dağıtırken, ben hani Hasan videosunda bilmiyorum hatırlar mısınız, oraya ceviz ekmiştim arkadaşlar. 4 tane üst üste oluyor ya, 8 oluyor işte. 4 tane ceviz ekmiştim oraya arkadaşlar, çıkar bir ara filizlenir diye. Hasan geçen motorla buralar sürerken onu ne yapmış? Sürmüş orayı haberi olmadan. Ekmeği görüyorsunuz. Gelip yiyor kuşlar buradan. Bak. Taslıyorlar bir de ben kalkacağım mı diye. Sıfırına kurban. Gel gel. Marul tohumlarını topluyorsunuz herhalde. Anne, batsın annem, bir şey olmaz. Dur gelme de kuşlar bir yemek yesin, ekmek yesin. Ben hareket etmedikçe geliyorlardı. Ömer hareket ettin, geldi gittiler. Neyse ben kalkınca isimde. Sonra arkadaşlar orayı öyle çapalarken işte kürekle temizlemeye çalışırken bir tane filizli şey çıktı, ceviz. Filizlenmiş, kocaman olmuş. Ondan sonra Sultan ablam da şu ağacın yanına onu ekti. Onu ot santa sakın yol ne etme diyor. Yo, yolmam dedim. Ben de öyle istiyordum aslında. Cevizler de çıksın orada diye istiyordum. Nasip kısmet. Şeyin yanına koyduk işte. Şu ağacın, karşıdaki ağacın yanına diktik. Bakalım çıkarsa da çıkmazsa da. Şöyle ağaçlarımızın güzelliği, yeşilliği, kibar kibar. Videonun devamını görüşürüz diyelim canlar. Ben buralar bir halledeyim. Evet canlar, sizlere bahsettiğim şöyle hani evciklerini çokla açıyorum diye söylemiştim ya. Görüyorsunuz.
4-5 tane açıyorum böyle. Şöyle nohudumu alıyorum. Bu arada eldiven giymekten de artık vazgeçtim. Giy çıkart, giy çıkart. Bir de ona mı yoruldum dedim. Bu arada bayağı yoruldum. Nefes nefese kaldım ama öğlen güneş gelmeden bitireyim diye çabalıyorum. Şöyle görüyorsunuz. Sonra burayı da toplu bir şekilde kapatıyorum. Bu arada Sultan ablam geldi arkadaşlar. Şu duvardan işte nasıl yapıyorsun, ne yapıyorsun diye sordu. Ben de nohutları ekiyorum dedim de o da dedi ki çok dedi yuka ekiyorum. Birazcık derin aç yuvalarını dedi. Ben de derin açmaya devam ettim. Gördüğünüz gibi. Ben de hani filizlendi ya artık bunlar. Filiz değil ne bu? Ha çillendi ya. Şey düşündüm. Hemen çili yukarıya çıkması gerekiyor diye. Küçük yapıyordum. Zaten sizlere de söyledim videoda. Bakın kısa kısa ağaçların kenarlarını da yaptım. Şöyle şuraya da toplu bir şekilde de kapatıyorum arkadaşlar. Böyle çok iyi oluyor bana. Görüyorsunuz. Şuralara da yaptım. Şu ağacın kenarında oyuklar görüyorsunuz. Çileklerim yeşeriyor artık. Görüyorsunuz onlar da. Bakın şimdiki. Ben durdum mu gidiyor ama. Ekmeği buradan aldım. O tarafa doğru koydum arkadaşlar. Yesin diye. İki lokmasını alıyor. Geri gidiyor. Şöyle çilekleri de göstereyim. Hepsi tutmuş. Gördünüz. Dün biraz daha küçüklerdi. Bugün biraz daha açılmışlar. Çileklerde. İki sıraya yaptık. Şuralarda yapacağım da ben o tarafta yaparım bunları. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben bunları da kapatayım. Şöyle evciklerini de kapatıyoruz. Üzerine bastırak yapmadan. Çillerini kırmadan. Ana. İşte ot. Şu tarafta hani dedim ya arkadaşlar biraz daha ince ekmişim. Hani toprağı derin değildi. O tarafın üzerine de toprak serpiştireceğim. Şuradaki toprağımızdan. Üstü kalınlaşacak yani. Ama buralar baya baya derin yaptım. Sultan ablam söyledi böyle böyle derin yap diye. İşte kene ya. Ha şu anda kapatacağız. Aa, iyi, iyi, iyi. Arkadaşlar babanın oğlan mücadelesi nedir? Buranın lambası yansın diye evi karanlık yapmaya çalışıyor. Hiç gelir. Hiç gelir. Siz orada durun. Lamba gelir. Hiç gelir. Öyle yapma. Öyle yapmaz mısın? Kişedim, kişedim. Şuraya otur anneciğim makarnayı başına. Giymeyin. Lan bir açalım lan. Sizi koruma olmuyorsun. Oynayın mı da altında? Oyna. Yat 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 yat. Arkadaşlar aynı film sahnesi gibi. Allah Allah. Arkadaşlar Hasan her yerin kapısını kapattı. Görüyorsunuz. Kim gireceğimiz lamba. Daha dışarısı şam şam şakıyor ama. Ama geçen böyle kapattığım yandıydı. Yeri kapalı. O zaman belki biraz daha karanlık gibidir. Arkadaşlar şöyle herkes bağ bahçede yoruldu. Ömer o çatanla gindi canım benim. Çatan. Şöyle bir domatesin kutuyla olsaydı var ya. Keşke onu mu yapsaydım? Niye sevmez misiniz bunu? Yok severim. Ömer bismillah. Bunu ben yiyeceğim. Bunu kimse yok. Bismillah. Ne lan? Salata değil mi? Salata değil mi? O da patlıcanlı kapya biberli salata o da közleme salata. Yoğurdumuz. Bize iyi olmadı işte. Evet arkadaşlar. Bugün ışınla mücadelemiz nedir bizim? Eve giriyor ışık. Araba biniyor lamba. Karanlık olmuyor ya. Aydınlık en Murat abi dolanıyordu. O da ışığına ulaşıyor. Benim işim bu diyor. Mahallemiz aydınlık olacak diyor. Sonra lambası yanmıyormuş ki. Dur gün oraya yoğdu biliyor musun 2 gündür? Yoğdu oraya gelmiş işte. Meydasçılara binmiş gelmiş arabasına. Yaptı onu. Ama kedi kedi. Muhtarımız iyi ama çalışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıktık. Ömer Paşa kucağımda, Çır Paşa yanımda. Keskinden buraya geçtim beni. Bugün yükselen inek yaydık.
öyle yatırsam başka işimiz yok. İşte düğünü bitiriz, damlama yaptık. Yani son bir... Son bir şey sıra. Yalnız da boya acıla diyorlar, hep bulabilecek inşallah. Boya şey zaten akşam akşama doğru gidiyor zaten. Zavak boyayı alım gelin. Ben iki de taht alım kenarlara çarşı yapmak için. Ama onu mu yapacaksınız onu? Ya, şey, biz onu yapmayacak ki. Silince bakalım da onu yaparsa boya onu sonra bir gün sonra yaparız. Boyayı sonra mı yapacaksın? Boyayı önce yaparız. Oraya şey yapmayacak. Olmazsa oraya oraya hemen harç kararı o kilitli taşlardan atarız biraz içine. Dolgu gibi yaparız altını. Altı öyle dolgu olur. Betonunu atarız, çıkarız. Keskin düz atacağız betondan. Şile attın mı iyi olmuyor. O şile ızgaraları koydun mu şey yapmıyor. Yamuk oldu mu ayakları iyi basmıyor. Baba önünü kaldır. Neyin önünü kaldır? Arabanın. Buradaki teker. Teker. Arabanın teker kalmaz daha. Kalkar. Ben babadan kaldım. O da kalkar. Arka kamerayı da istersen. Şöyle göstereyim. Arası koyabiliriz. Evet arkadaşlar bizim bu akşamda öğrençti. Ambulans beyaz olurlar.
Hocam açtım yanlışlıkla onu. Ben Bartın usulü ölçerim. Öyle ölçülür de ya. Bak içerim, içerim aracın. Yollar daha var ya. Burası tak tak tak. Şakır şakır şakır. Takipte kalın arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar.